Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Bugün 24 Aralık günlerden Cuma, gündemden haberlerle Line TV ekranlarında tekrar karşınızdayız. Erdoğan'la başlayalım öncelikle. Geçtiğimiz haftalarda döviz kurlarının art arda ani yükselişe geçmesi üzerine birçok ürün fiyatında fahiş fiyatlar uygulanmaya başladı. Ardından süratle Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi paketini sundu ve dolar hızlı bir düşüşe geçti. Fakat ne tezgah ne de diğer otomotiv konut sektöründe de bir oynama olmadı. Erdoğan'sa ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında yüksek fiyatların acilen indirilmesini talep etti. Yaşanan ekonomik sorunların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi tedbirlerini açıklamıştı. Bunun üzerine dolar kuru sert bir düşüş yaşadı ve Türk lirası değer kazanımına gitti. Uygulanan zamlı fiyatlarda da indirime gidilip gidilmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı. Estirilmeye çalışılan fırtınaların, üzerimize çöktürülmeye çalışılan kara bulutların aksine ekonomimizin üretim ve istihdam tarafında işler mükemmel denecek bir seviyede iyi gitmektedir. Bütçe tarafında da hiçbir sıkıntımız mevcut değildir. En çok tedirginliğe yol açan finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine Allah'ın izniyle hep birlikte şahitlik edeceğiz. Kurdaki ve küresel emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek maliyetlerindeki gerçek değişimle orantısız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımızı ilgili bakan arkadaşlarımla beraber de hatırlatmak istiyorum. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız ellerindeki tüm imkanlarla stokçuların, fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Erdoğan, ekonomide tarihi bir değişim başlattıklarını söyledi. Yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Tabii böylesine büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Her şeyden önce bu tercihin beraberinde getirdiği pek çok risk, pek çok soru işareti var. Önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ve tarihi ki bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Yoksulluk, istihdam üzerine konuşan Akşener, tek isteğimiz, tek eksiğimiz likayetli iktidar dedi. İYİ Parti İstanbul'da İYİ Parti Kalkınma Kongresi'ni düzenledi ve Genel Başkan Meral Akşener kürsüdeydi. Ülkemiz maalesef uzun zamandır ciddiyetsizliğin, beceriksizliğin ve liyakatsizliğin bayraktarlığını üstlenmiş bir iktidar tarafından yönetiliyor. Aklı ve bilimi reddeden, hatalarını görmeyen, bahaneleri de bir türlü tükenmeyen bu abuk zihniyetin milletimize yaşattığı zorluklara maalesef hep birlikte şahit oluyoruz. Olan devletimizin itibarına oluyor. Olan milletimizin huzuruna oluyor. Ülke gündeminden bahseden Akşener'e kongrede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Milletvekilleri ve belediye başkanları da buradaydı. Esnaf ziyaretlerinden bahseden İYİ Parti lideri yoksulluk üzerine konuştu. Tek eksiğimiz bu sorunları çözmek için irade koyacak liyakatli bir siyasi iktidar. Beni asıl endişelendiren sorunlar her geçen gün kronikleşen derin yoksulluk, fırsat eşitsizliği ve istihdam yaratamayan ekonomi. Ekonomiden bahseden Akşener, yoksulluk üzerine TÜİK verilerini örnek gösterdi. Yoksul insanlarımızın sayısı 2006 yılında 20.500.000'ken 2019 yılına geldiğimizde, yani pandemi öncesinde 23 milyona yükselmiş. Türk İş'in açıkladığı sınırlara göre ise ülkemizde neredeyse 11 milyon insanımız aç, 54 milyondan fazla insanımız ise yoksul. Kongredeki diğer başlık olan istihdama da değinen Akşener, Türkiye'nin krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Sadece ortalamayı yakalasak çalışan sayımız 10 milyon kişi artıyor. Yani ülkemizdeki çalışan sayımız nominal potansiyelimizin 10 milyon altında. Durumun vehametine bakar mısınız? Güvencesiz ve insani olmayan şartlarda çalışmalarına göz yumup Türk işçilerinin yerini almalarına seyirci kalıyor ve apaçık bir insanlık suçu işliyor. Döviz kurlarındaki artışlarla Bulgar vatandaşları da Bulgar levasını bozdurup Türkiye'de alışveriş yapıp ülkelerine geri dönüyorlardı. Levanın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı ve geçen haftalara göre alışveriş yoğunluğu da azaldı. Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesiyle gıdadan ilaca birçok ihtiyacını karşılamak için Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşları Bulgar levasının kısa sürede değer kaybettiğini görünce şaşkınlık yaşadı. 2-3 gün önce daha iyiydi. Bir geldik, şimdi biz de burada şoka uğradık. Yine düşüş yapmış. Şaşırdık. Bunu beklemezdik biz olsun diye. Bulgaristan'ın para birimi bir levanın 20 Aralık Pazartesi günü 10,53 liraya ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın ederek yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamışlardı. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrılmıştı. Aynı düşüncelerle sabah vakitlerinde yine Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları döviz bürolarına geldiklerinde levanın 5,75 Türk lirasına düştüğünü gördü. Pazarlar, marketlerde yoğunluk bir tık azaldı fakat yine alışveriş yapanlar oldu. Leva düştü şu anda, Bulgar fazla yok, pazarda yok şu anda. Müşteri sayısında düşüşler var. Burada leva yükseldiği zaman toptan alışverişler daha çok oluyordu. Şimdi düştü, sorgulamaya başladılar. Dolayısıyla alışverişler biraz etkilendi. Bursa'nın meşhur lezzeti kestanenin fiyatı bu yıl cep yakıyor. Mahsulün az olmasından kaynaklı fiyat artışının yaşandığı kestane şu an kilosu 60 liraya satılıyor. Bu fiyat karşısında esnafın satışı da azaldı. Vatandaşın yılbaşı hazırlıkları sabırsızlıkla bekleniyor. Kestanenin kilosu pazarda 60 liraya kadar çıktı. Fiyatlardaki yüksekliğin nedeni ise üretimdeki düşüşten kaynaklanıyor. Geçen sene 20 lira, 25 lira. En iyisi 30 liraydı. Bu sene 60 liraya kadar çıkıyor. 2 katı oldu. Evet. Neden arttı? Yok mu? Ürün mü yok? Ürün yok. Şu anda ürün yok yani. Ağaçlarda tam fazla ürün olmadığı için fiyatlara yansıyor yani. Fiyatlar karşısında vatandaşın alım gücü de düştü. Esnafsa tüm hazırlıklarını yaptı, satış yapabilmek için yılbaşını bekliyor. Alabiliyor mu vatandaş şu fiyatlar karşısında? Vallahi vatandaş zorlanıyor. Zorlanıyor yani. Vallahi yılbaşı öncesi işte onu bekliyoruz biz de. Yaptık hazırlığımızı, onu bekliyoruz. Kış aylarının gözde lezzeti kestanenin satışı yılbaşının da gelmesiyle birlikte hız kazandı. Ancak fiyatıyla bu yıl yine cep yakıyor kestane. Geçen yıl 30 liradan satılan kestanenin fiyatı bu yıl 60 liraya kadar çıktı. Kestane kebabının fiyatı ise 100 gramı 15 liradan satılıyor. Kestane bu sene 100 gram 15 olarak satılıyor. 200 gram 30 lira. Yani... Geçen sene 100 gram 10 liraydı, bu sene 100 gram 15'e çıktı. Sebebi kestane fiyatları. Türk kahvesindeki fiyat artışı sık sık gündeme geliyordu. Sene başlarında 50 ile 60 liraya satılan kahvenin fiyatı Ağustos ayında 100 liraya ulaşmış. Sonrasında ise 200 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda ise esnaf doların düşmesiyle birlikte fiyatların da gerileceğini söylüyor. Dolar ve döviz kurundaki artışla birlikte gelen zamlar Türk kahvesini de etkiledi. Tabii kur fena tetikledi. Bir de biz Türk milleti olarak biraz fırsatçı olduğumuz için bire bin katarak zamlar yükseliyor. Ümit ediyorum bu 120-100 liraya kadar gerilecek. Ki bir de kahvenin dolardan önceki yükselişi de vardı. Yanmasından dolayı yani. Yoksa kahve bu kadar yükselmiyordu. Tamam kurla birlikte çok arttı ama bu yandığı için de yüksekti zaten. Bir de kur birleşince fiyat dediğiniz gibi uçtu. Ve 40 yıllık hatır 80 yıla çıktı gibi bir şeyler yani. Ama inşallah daha da düşecek. TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre Türk kahvesi fiyatı 2020 Kasım ayında yaklaşık 56 lirayken bu rakam bu yılın Kasım ayında yaklaşık 83 liraya yükseldi. TÜİK'in bu rakamlarına göre Türk kahvesindeki fiyat artışı yıllık %48'i ifade ediyor. Piyasaya göre ise bu artış çok daha fazla. Aralık ayı başında Türk kahvesinin 200 liraya yaklaşan kilogram fiyatına göre piyasadaki kahve fiyatlarındaki artış %200'ü buluyor. Kahve 70 liraydı. 80'e çıktı, 100'e çıktı, 10-10 katlaya katlaya 160 lira. Neredeyse %150, %200'e yakın zam geldi yani o derece. Bursa Uludağ'a çıkmak için Halk Günü uygulamasından yararlanmak isteyen Bursalılar teleferiye akın etti. %50 indirimli olarak teleferiye binmek isteyenler uzun bir kuyruk oluşturdu. Bursa'da Halk Günü'ndeki indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun teleferik kuyruğu oluşturdu. Dakikalarca sıranın sonunu bekledi. İndirimliymiş, öğrendik, güzel oldu. Bugünü kaçırmayalım dedik. Biz de bugün ailecek ve hep beraber bir kar keyfi yapalım dedik. Daha yeni yarım saat oldu. Bir saat daha bekleriz herhalde. Her 20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleriyle şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta Uludağ'ın eşsiz manzarasının keyfini çıkarmak isteyen Bursalılar için özel Halk Günü uygulaması başlatıldı. Cuma günleri sadece Bursa'da ikamet eden vatandaşların yararlanabileceği uygulamayla bilet fiyatları %50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Kar yağmasını çok istiyoruz ama denk gelmedi daha. Çocuk çok hevesli, onun için de gidiyoruz şu anda. Öyle eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Allah hayatımda ne yalan söyleyeyim hiç kar görmedim. Karı ilk defa göreceğiz, teleferiye bineceğiz, o deneyimi kendimize sunacağız. Arkadaşlar zaman ayırdık kendimize işte bugün için. İnşallah göreceğiz yani. Bursalıların yanı sıra yabancı turistlerle diğer kentten gelen vatandaşlar da teleferiyi tercih etti. Bursa İnegöl'de bir araç yoldan çıkınca dereye uçtu. Düz duran araçtan 2 kadın yaralı olarak çıktı ve derede yüzerek kıyıya ulaştılar. Ambulansla da hastaneye kaldırıldılar. Atatürk Caddesi'nde ise karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç bir kıza araba çarptı. Dereye uçan aracı böyle kurtardılar. Bursa İnegöl'de Mesudiye ile yeni mahalleleri birbirine bağlayan yolda meydana geldi kaza. Havva Alper'in sürdüğü, içinde bir kişinin daha olduğu araç kontrolden çıktı ve takla atarak yol kenarındaki dere yatağına uçtu, böylece kaldı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Aracın içinden dereye atladılar. Su seviyesi yükselen dereden yaralı oldukları için de güçlükle çıktılar. Yüzerek dereden çıkan yaralı kadınlar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Tedavileri yapıldı ve sağlık durumları iyiye gidiyor. Dere yatağına düşen araçsa çekicinin çalışmasıyla kaldırıldı. Atatürk Caddesi üzerinde ise marketten alışveriş yapıp çıkan 14 yaşındaki bir genç kıza araba çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumu iyi. Bursa Nilüfer'de bir kağıt toplayıcısı çöpün yanına geldi. Kağıt ayıklayacak gibi gözüküyordu fakat o direkt çöp kovasını aldı ve kayıplara karıştı. Kağıt toplayan genç adam çöp kovasını görünce çekeceğini durdurdu. İçinde kağıt arayacağını düşündürdü görüntüler fakat o direkt çöp kovasını aldı. Görüntülerin adresi Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye mahallesi. Kağıt toplayıcısı kaldırım üzerindeki belediyenin çöp kovasını aldı, çekeceğinin içine yerleştirdi ve yoluna devam etti. Çöp kovasının yerinde olmadığı fark edilince durum anlaşıldı. Bursa İnegöl'de küçükbaş hayvanların bakıldığı çiftlik alev alev yandı. Ekipler hayvanları kurtardı ve alevlere müdahale etti. Neyse ki hiçbir hayvan zarar görmedi. Küçükbaş hayvanların yetiştirildiği çiftlik alev alev yandı. Bursa İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi yangının adresi. Osman Demirörse ait 160 küçükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı. Alevleri fark eden adam itfaiyeden yardım istedi. Ekipler hemen çiftlik içinde mahsur kalan küçükbaş hayvanları kurtardı. Ardından alevlere müdahalede bulundu. Yangın bir saatte söndürüldü. Küçükbaş hayvanlara zarar gelmedi fakat çiftlik kullanılamaz hale geldi. Sahibi 160 küçükbaş hayvanını yakındaki çiftliğe götürdü. Türkiye'nin doğusunu etkisi altına alan soğuk ve karlı havalar Kars'ta, Ardahan'da gündelik hayatı zorlaştırıyor. Sibirya soğukları etkisinin sürdüğü doğu bölgesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında -20 dereceye kadar indi. Kentte ağaçlar kırağı tutarken Kars'ta sokağa çıkan vatandaşların kaşları, kirpikleri buz tuttu. Kars, Ardahan resmen dondu. Sibirya soğukları doğuda etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece -20'yi gördüğü bölgelerde ağaçlar kırağı tuttu. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta vatandaşlar caddelerde yürürken zor anlar yaşadı. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada, gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş halde. Soğuk hava nedeniyle otomobiller, camlar, ağaçlar dondu. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentin çevresindeki dere ve nehirler tamamen buzla kaplandı. Vatandaşlar otomobilleri donmasın diye çadır ve battaniyeli önlem aldı. Bayağı dondurucu bir soğuk. -16 şu anda bu saatte. Gerçekten halimiz duman. Osman Gazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği atletizm salonunda çalışmalar tamamlandı ve beklenen gün geldi. Kapılarını sporculara açan salonda ilk antrenmanlar yapıldı. Osman Gazi Belediyesi Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en önemli atletizm salonlarından biri olan Osman Gazi Atletizm Salonu'nu hayata geçirdi. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve kapılarını açan salonda sporcular ilk çalışmalarını yaptı. Milli atlet Berk Akçan ve Merve Kurtoğlu ile Türkiye'nin yeni rekortmeni olan Ayetullah Demir gibi birçok sporcu salonda ilk antrenmanlarını yaptı. Yani inanılmaz bir atmosfer, inanılmaz rahat bir şey bu soğuk havalarda çünkü en çok ihtiyacımız olan bir şey bu. Fazladan bir pist var yan tarafta. Orada arttırmaları falan yapmak gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten atmosfer çok iyi. Çok hızlı bir pist olacağına inanıyorum. Bugün burada ilk antrenmanımızı yaptık. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Isınma koldurumunda kulvarlar var. Bu çok güzel bir avantaj. Mesela artırma yapamıyorduk diğer salonda. Ama burası artırma için falan çok iyi. Bir de ayrıca ısınma alanında da kulvarlar var. Çok güzel yani. Böylesine güzel bir tesisi bize kazandırdığı için Mustafa Dündar'a teşekkür ederim. Yıldırım Belediyesi ilçedeki vatandaşların faydalanması için hayata geçirdiği Mimar Sinan spor tesisini yeniliyor. Yıldırım Belediyesi ilçedeki vatandaşların spora kolayca ulaşması için hayata geçirdiği Mimar Sinan spor tesisinde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürmek için başlatılan çalışmaların yarısından fazlası tamamlandı. Eylül 2021 tarihinde temel atmasını gerçekleştirmiştik. Bugün de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz. Çok amaçlı bir salonumuz, 300 kişilik seyirci kapasitesine salonumuzun renovasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber çocuklarımız için karate, tekvando ve jimnastik salonu ilave ediyoruz. Başkan Yılmaz tesiste neler olacağını paylaştı. Yine açık yüzme havuzumuz, yürüyüş yollarımız, kafeteryamızla beraber 9 dönümlük bir alanda bulunan Mimar Sinan Spor Kompleksimiz sadece Mimar Sinan mahallemize değil, aynı zamanda bölgemizdeki siteler, Selçuk Bey, Ertuğrul Gazi, Güllük ve Orta Bağlar mahallelerimize de, mahalle sakinlerimize de hizmet edecek. 2022 19 Mayıs'ında da inşallah açılışını gerçekleştirerek tüm hemşehrilerimizin hizmetine, istifadesine sunmuş olacağız. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen vatandaş rögar kapağına bastığı esnada kendini çukurun içerisinde buldu. Çukurun içerisine tamamen düşmekten son anda ellerini koyarak kurtulan genci yanında bulunan arkadaşı çıkarttı. Rögar kapağına bastı, içine böyle girdi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde talihsiz bir genç yol yapım çalışmasının olduğu alanda yürüyordu. O sırada bastığı rögar kapağı içine çökünce adam da kapakla birlikte rögarın içine girdi. Elleriyle kendini destekleyen adam yanında bulunan arkadaşının desteğiyle çukurdan çıktı. İzmir'de bir çift yüzük seçme bahanesiyle bir kuyumcuya girdi ve yüzükleri denerken kuyumcunun dikkatini dağıttılar. Biri diğerinin önünü kapatınca da diğeri elindeki yüzüğü cebine attı. Yüzük alma bahanesiyle deneme yaparlarken 4000 liralık yüzüğü böyle çaldılar. Abimi oyaladılar. Bayan oyaladı, diğeri de yüzüğü çaldı, cebine koydu. İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuda kayda geçti bu görüntüler. Yüzük alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren çift kendilerine gösterilen yüzükleri tek tek denemeye başladı. Bu şekilde satıcının dikkatini dağıttı. Satıcının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen şüphelilerden kadın olan elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Adam da tam o esnada tezgahtaki yüzüğü el çabukluğuyla cebine attı. Eksik olduğunu gördük tabloda. Ondan sonra kameradan baktık. Daha sonra çaldığını orada gördük zaten. Daha sonra polisler geldi. Kamera kayıtlarını aldı. Parmak izi falan aldılar. Beklemedeyiz şu an. Kuyumcular yüzüğü geri getirmezlerse çiftten şikayetçi olacak. Geri getirmelerini istiyoruz. Yoksa şikayetçi olacağız yani onlardan. Eğer getirirlerse şikayetçi olmayacağız. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar dileriz.